Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda ECMAScript ve Babel ile ilgili konuşacağız. Bunlar nedir? Ne iş yaparlar? Öğrenmemiz gerekir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Öyle uzun uza diye bir örnek uygulama yapmayacağız bunda. Tabii küçük de olsa bir örnek uygulama yapacağız ama dediğim gibi bu kavramlar üzerine konuşmaya çalışacağız. Bununla alakalı bir iki tane resim hazırladım arkadaşlar. İşte Brandon Eich tarafından arkadaşlar iki tane dil üretiliyor. Öyle diyebiliriz. Mocha ve JavaScript adında ve JavaScript'te arkadaşlar Netscape firması işte ilk olarak ECMA 262 olarak piyasaya çıkarıyor. Fakat şöyle söyleyeyim, ECMA dediğimiz olay arkadaşlar aslında Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği diyebiliriz buna. ECMA, European işte Computer Manufacturers Association diye geçiyor arkadaşlar bu. ECMA standardında çıkartıyorlar. Peki JavaScript ile ECMA aynı şey mi? Aslında aynı şey arkadaşlar. Sadece sürüm olarak düşünün bunu. Mesela işte benzetme olarak ben şöyle söylüyorum. İşte Bootstrap'in mesela 3'ü var, 4'ü var. Şu an 5'i çıktı. Sürüm farkı var ama baktığınızda mantık olarak aynı mantık. Fakat burada da mesela JavaScript'in ilk çıktığı temel haliyle şimdiki hali arasında işte tabii yazım ile alakalı ve benzeri bazı ihtiyaçlar için ECMA standartlarını getiriyorlar arkadaşlar ve 2009 yılında ECMAScript 5'i çıkartıyorlar. ECMAScript 5 arkadaşlar aslında güzel bir giriş oluyor JavaScript için. Fakat en önemli, belki de en çok etkileyen ECMAScript'in olgunlaşmış versiyonu, günümüzde de geçerliğini hala devam ettiren sürümü 2015 yılında ECMAScript 6 ile beraber çıkmış olan 6. sürüm. Ve bizi ilgilendiren, neden özellikle bunun üzerinde duruyorum? Çünkü Babel dediğimiz olayı da arkadaşlar bu versiyondan sonraki şeyleri translate etmek için kullanılıyor aslında. ECMAScript'i daha iyi anlayabilmek için şöyle söyleyeyim. ECMAScript aslında ayrı bir dil değil bu arada. Sadece sürümle alakalı kendini JavaScript daima dinamik bir dil olduğu için yenileyen ve değiştiren bir dil. Bu sadece bir sürüm farkı diyebiliriz. Şimdi bunu kapatarak ben şuradan gelişimine bakmak istiyorum. JavaScript'in versiyonları burada açılı durumda. İşte 97 yılında ilk versiyonu ECMAScript 1 çıkıyor. Aslında bu JavaScript arkadaşlar. First Edition diyor zaten. İşte 2, 3, 4 burada da description olarak da ne gelişim göstermiş, neler gelmiş hayatımıza, bunlardan bahsediyor ki mesela şurada tanıdık bir şeyler var değil mi? Let ve const deyimi. Değişken tanımlamada çokça kullanıyoruz bunları ama kaçla beraber gelmiş? ECMAScript 2015, yani ECMAScript 16 ile ECMAScript 6 ile beraber gelen bir özellik. Yani ECMAScript 2015'in üzerinde durmamın nedeni, 2015 versiyonu üzerinde durmamın nedeni bu. Let ve const'la beraber aslında şu anki özgün halini alıyor diyebilirim JavaScript. Ve burada işte nelerin geldiği, sadece özellik ekliyorlar ve buna ECMAScript işte 6 standardı, 7 standardı, 8 standardı gibi. Şu an ECMAScript 2020'ye kadar çıkmış durumda arkadaşlar. ECMAScript 11 diye geçiyor. Burada almamış ama ECMAScript 11 diye geçiyor. Peki diyeceksiniz, yani aynı şey değil mi? Aynı şey, fakat şöyle bir durum var. Şuraya geldiğimde caniuse.com'da arkadaşlar mesela ECMAScript 2015'ten almış, bakın dikkat ederseniz. Bunun nedeni belli. Çünkü daha önceki tarayıcılar bunu sıkıntı yaratmıyor JavaScript ile alakalı. Ama işte arrow function'lar, göreceğiz bunları. Template literaller, işte modüller, class'lar ve benzeri şeylerde bazı tarayıcı desteklerinde sıkıntı var. Mesela şuraya baktığımızda Opera Mini hepsini destekliyorum. Hiçbirini desteklemiyorum diyor, pardon, not supported diyor arkadaşlar. Ama bakın burada yani düz olarak arrow function'ları yazdığımızda biz çalışıyor değil mi? Herhangi bir leave server'a gerek kalmadan bunlar çalışıyor ve burada yeşille gösterilen şeyler çalışıyor anlamında. Biz arkadaşlar işte bu yeni gelen özellikleri kullanabilmemiz için bu nasıl diyeyim, Internet Explorer'ın ilk sürümünde arrow function kullanırsanız arkadaşlar hata alırsınız. Çünkü tanımadığını söyler. Desteklemez çünkü.
Biz bu standartları bilmemiz gerekiyor. Hani ECMAScript bilmemiz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Ha, ECMAScript bilmemiz gerekiyor deyince JavaScript gibi sıfırdan bir dil öğrenmek zorunda değilsiniz. Öğrenmeniz gereken sadece belli başlı syntax'lar. İşte belli başlı özellikleri öğrensek yeterli arkadaşlar ve güzel de özellikleri var. Bu videodan sonraki videolarımda da inşallah bu ECMAScript standartlarına gireceğim. ECMAScript bu şekilde arkadaşlar. Yani sadece sürüm farkı diyebiliriz ECMAScript için. Aslında JavaScript yazıyoruz her zaman olduğu gibi. Bir de bahsetmek istediğim bir şey var. Babel. Arkadaşlar bunlar için özel olarak işte resim hazırlamak istedim. Hani kafanıza daha iyi otursun diye. Babel dediğimiz olay da arkadaşlar transcompiler diye geçen bir şey. Yani translate ve compile eden bir JavaScript özelliği diyebilirim. Burada arkadaşlar ECMAScript 6'dan 6 ve yukarısını çoğu tarayıcı desteklemeyebilir, destek vermeyebilir. Bizim Babel dediğimiz olay önce o yapıyı translate ediyor, yani çeviriyor ve daha sonra da compile edip derliyor ve tarayıcıya aktarıyor. Babel kullanmazsak ne olur? Babel kullanmazsak şu olur arkadaşlar. Özellikle siz bir site yapmaya karar verdiniz, güzel her şeyinizi oturttunuz, ECMAScript standartının son sürümüne kadar kullandınız. Fakat bunun için bir Babel kullanmamışsanız ne olacaktır? Eski sürüm açılan, mesela Google Chrome'un en eski sürümünü kullanıyor adam bilgisayarında. Ne olacaktır? Babel olmadığı için, yani bir transcompiler olmadığı için senin bilgisayarında belki çalışabilir. Çünkü Chrome'un en son sürümünü kullanıyorsundur sen. Chrome'un en son sürümüsündür. Ama adam belki de düşük bir sürümde. Mesela bakın Internet Explorer'ın 6 ve 10. sürümünde error function'lar desteklenmiyor. Babel kullanmadığı için o kod çalışmayacaktır arkadaşlar. O yüzden Babel da bizim için gerçekten çok önemli. Babel'ı bilmek zorunda mıyız? Evet, bilmek zorundayız arkadaşlar. Bunu da bilmek zorundayız. Eğer düzgün bir şekilde kodlarımızın çalışmasını istiyorsak. Şimdi bu girizgahtan sonra şöyle küçük bir örnek uygulamayla akılda daha da kalıcılığı sağlamaya çalışalım. Şimdi şuraya geldik. Burada arkadaşlar index.html'de şunu yazmak istiyorum. Diyeceğim ki HTML 5 dedik ve burada hemen şurada link ile custom js, pardon, shift delete dedik. Şurada arkadaşlar script ile, hani çok basit bir şey göstereceğim. npm node.js olaylarına girmiyorum ki oralar da apayrı bir dünya. Onlara da geleceğiz inşallah. Script src ile burada custom js'i ben buraya getirdim mesela. Şimdi custom js'in içinde herhangi bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arrow function'lar mesela ECMAScript 6 ile beraber gelen bir şey. Yani yeni bir özellik diyebilirim. Her bilgisayar tarayıcısında bu çalışmayacaktır. Ama şöyle yapalım. Mesela çok basit bir örnek yapacağım şimdi. Const deyimini kullanayım. Const arkadaşlar normalde ECMAScript standartında 6 ile gelen bir özellik. Buraya geldim. Arrow function kullanmak istiyorum şurada. Mesela şöyle bir arrow function kullandım. Ve arrow function'larda şöyle bir şey. Ne diyelim? 5 artı 3 diyelim. Çok basit bir kod bloğu yaptık arkadaşlar. Ve buraya hemen geldim. Dedim ki console.log ile bunu yazdır dedim. Neyi yazdır dedim? X'i yazdır dedim. Şu şekilde. Ne yazdım? Küçücük bir kod satırı değil mi? Bakın çok basit küçük bir kod satırı. Bunu eski versiyonda, yani bütün tarayıcıların anlayabileceği versiyonda yazsaydım şöyle yazacaktım arkadaşlar. Var x eşittir işte nedir? Function dedikten sonra şöyle yaparak şöyle içine giriyorum ve console.log ile 5 artı 3 yazmam gerekiyordu. Arkadaşlar adamlar şu standardı getirmiş. İlla sen function kullanacaksın diye bir şey yok demiş. Function'ına gerek yok. Sen direkt burada şunu kullan. Arrow function'lar dediğimiz ok fonksiyonları anlamında arkadaşlar. Burada şunlardan da kurtarmış bizi. Tek bir satır kod yazıyorsanız buna da gerek yok diyor. Yani arındırıyor. Öyle söyleyeyim. Yani daha da güncelleştiriyor. Ha, bunu yazarsanız kabul etmez mi? Kabul eder. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ECMAScript 6 standardıyla böyle bir şey yazdım. Şimdi lafı çok uzattık. F12 tuşuna bastım ve şuradan konsolumuzu açtığımızda 8'i alıyoruz. 5 artı 3, 8. Çalıştı mı? Evet, çalıştı. Peki ben Babel'ı nasıl göstereceğim size?
Babel'ı gösterebilmem için şöyle yapacağım arkadaşlar. Babel'ın şöyle mini js'ini bir indirelim arkadaşlar. Şöyle indirelim derken şurada Babel'ın şurada package'ı kullanılıyor mu? Bir bakıyorum arkadaşlar. Heh, şurada var. Şuna bir tıkladığımda bakayım bir. Heh, Babel min.js. Aslında Babel'ın arkadaşlar sıkıştırılmış dosyasında şu kadar kod çalışıyor. Yani bunu çevirebilmesi için yapılan bir kod çalışıyor. Bakın script ile ben bunu sayfama dahil edebilirim. Mesela buradan aldım. Şimdi buraya geldiğimde şurada enter dedim ve yapıştırdım. Şimdi ben artık Babel'ı kullanabilir miyim? Sistemde kullanabilirim. Yalnız tabii script olarak şurada arkadaşlar küçük bir değişiklik yapacağım. Diyeceğim ki tipin senin text JavaScript değil de Babel diyorum arkadaşlar. Yani bu custom.js'in içindekileri Babel'a tabi tut. Yani bunun içerisinden geçir. Bu elekten bir geçir dedim. Şimdi buraya geldim ve yenile dediğimde bana bir hata verdi. Dedi ki Babel diyor arkadaşlar browser'da sizin şey olarak çalışması gerekir diyor. Yani cross hatası alıyoruz. Leave olarak çalıştırman lazım. Leave dediğim ne? Sunucu üzerinde çalıştırmanız lazım. Biz hani Ctrl Shift P ile ne yapıyorduk? Leave server üzerinde burada çalıştırabiliyorduk. Şimdi bakalım o hatayı alacak mıyız? F12 tuşuna bastım. Bakın o hatayı almamış olduk ve 8 yanıtını da burada aldık. Ne değişti? İkisinde de 8 aldım. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın Chrome'un en son sürümünü kullandığım için ikisinde de zaten Babel olmadan da çalışacaktı. Fakat Elements kısmına gelip orada önemli bir şey göstermek istiyorum. Tıkladım head'e ve bakın şimdi burada Babel'ı kullandığım için benim burada bir bakıyorum şu an. Babel'ı kullandık. Şu an şurada script'in içerisinde şurada arkadaşlar script tagları var. Tıkladım. Bakın use string var x eşittir function x ve return 5 artı 3. Bunu ben yazmadım. Bunu kim yazdı? Bakın console.log x. Bunu kim yazdı arkadaşlar? Bunu yazan işte Babel. Babel dedi ki ya ben bunu Babel'a tabi tuttum ve bunu Babel'a tabi tuttuktan sonra ben şu kodu yazdığım halde bakın şu kodu yazdığım halde o script'in içerisinde onu görmüyorum. Nedeni ne arkadaşlar? Babel bunu şu custom.js'in içindeki her şeyi arkadaşlar neye çevirdi? Normal bütün tarayıcıların anlayacağı dile çevirdi. İşte arkadaşlar Babel bu şekilde. Ha Babel'ı biz tabii ki sitelerde arkadaşlar normal gerçek sitelerde bu şekilde kullanılmaz. Hani ne şekilde kullanılır? Ha bu şekilde kullansan olur mu? Olur. Ama genel olarak Node.js tarafında arkadaşlar paket halinde yükleniyor bunlar. Ama Babel'ın ne iş yaptığını en azından anlayabilmeniz adına böyle bir video çekmeye çalıştım arkadaşlar. Babel ve ECMAScript standartları bu şekilde. ECMAScript'in getirdiği yeniliklerle alakalı da gelecek videolarımız olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.